diyelim sana. Yeni haftaya başlarken böyle bir gündemle, böyle bir fiyatlamayla başlıyoruz. Peki dönelim. Reel sektörü birazcık konuşalım. Nasıl iş yapacağız? Hangi yatırım ortamının oluşması gerekiyor? Onu konuşalım. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim'le birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bu 15 Temmuz sürecinden sonra aslına bakarsanız bütün konuklarımla hemen hemen aynı şeyi konuştum. Dolayısıyla size de ilk onu soracağım. Üzerinden epeyce de vakit geçmiş olmasına rağmen, 1,5 aya yakın vakit geçmiş olmasına rağmen, yabancının Türkiye'ye bakışı, dolayısıyla bizde iş yapmak isteyişleri, bu anlamda buraya para getirmeleri, yeşil saha yatırımları vesaire tamamen bir algı meselesi. Kesinlikle. O algının da doğru düzgün yönetiliyor olması gerekiyor. Bu 15 Temmuz meselesinden önce yeteri kadar biz kendimizi anlatmıyor muyduk? Yoksa bu süreç hani her şerde bir hayır vardır derler ya. Hı hı. Kendimizi daha hızlı bir şekilde anlatmak mecburiyetinde kalmamıza neden oldu ve daha agresif bir şekilde mi saldırdık? Şimdi onlar bize nasıl bakıyor? Birazcık bu tarafı konuşarak başlayalım. Sonra 2016'nın sonlarına doğru yaklaşırken ne yaptık? Şöyle bir çeteye çıkartırız. Tabii, seve seve. Şimdi öncelikle tabii ki bizim gençler olarak baktığınızda Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği sektörler üzeri bir dernek. 30. yılını kutluyor bu sene. Bu bağlamda birçok sektörden her yerden bir bilgi geliyor ve farklı bir vizyon sahibi oluyor bizde. Bizim bu 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin son derece birleştiği, hani hep yıllardır söylediğimiz uzlaşı lazım, fazla beraber yürümek lazım, ortak hedeflere gitmek lazım dediğimiz konu biraz gerçekleşti. Bu aslında çok umut verici. Yabancı algısı konusunda da yabancıyı ben birkaç gruba bölüyorum açıkçası. Yani bir, çok üst düzey yatırımcılar, yabancılar. Bunların bilgileri çok son derece kuvvetli, bütün Türkiye'de olup biteni detayen biliyorlar. Bir de halk dediğimiz, yani oranın daha fazla işte turist diyebilirsiniz, yaşayanlar diyebilirsiniz, oradaki medyadan takip eden insanlar. Bu iki grubun biraz ayrıştığını düşünüyorum. 15 Temmuz sonrası Mehmet Şimşek'in önemli telefon konferansları vardı, bunlara katıldım. Son derece düzgün bir şekilde anlatıldığına inanıyorum. Ve bu sayede de Türkiye baktığınızda işte borsa olarak, ne bileyim dolar olarak bir patlama olmadı. Bugün Yunanistan'da komşumuz ilk kriz olduğunda bile herkes ATM'lere koştu, paralar çekti. Türkiye'de böyle şeyler olmadı. Bunlar bizim artılarımız. Fakat yine de biz genç iş insanları olarak kendimize bir misyon edindik. Burada bu demokratik ve uzlaşı ortamında da yurt dışına bunu çok iyi anlatmamız lazım. Maalesef Türkiye'ye karşı bir negatif görüntü var. Ama bu sadece işte bir ekonomide bir şey oldu falan değil. Genel bir durum var. Yani Türklerin duruşu Avrupa Birliği'nde biraz değişik bir noktada. Batı'ya karşı değişik bir noktada. Bunların hep bırakmadan çalışarak iletişime devam etmemiz lazım. Kendimizi anlatmamız lazım. Bizleri görmeleri lazım. Türkiye'deki yetişmiş insanları, işte hem o ülkeyle iş yapabilen hem Orta Doğu'yla, Doğu'yla iş yapabilen bir köprü olan iş adamlarını görmeleri lazım. Biz GİAD olarak da bu konuda bir projelere başladık. Bir şeyler yapmak istiyoruz açıkçası. Peki şimdi hep yabancı yatırımcıdan bahsediyoruz. Yabancı yatırımcı buraya nasıl çekilir? Yeşil saha yatırımlarına nasıl gelir diye. Bugün birazcık farklılık yapalım. Ve kendi kendimize kaldığımızda biz kendimiz ne yapabiliriz? Birazcık o tarafını konuşalım. Yani genç iş adamları, işte genç iş insanları bir şekilde elini taşın altına koyduğunda, gerekli teşvikleri devletten aldığında, gereksinimleri karşılandığında, yeterli destekler verildiğinde belki de aslında bu kadar yabancı yatırımcıyı konuşuyor olmaya gerek kalmayacak çünkü. Yani şimdi şöyle, tabii Türkiye'nin bu, hep diyorlar ya, cari açık, belki seyredenler muhakkak biliyordur ama yani sonuçta bir ticaret gibi düşünün. Aldığınız verdiğiniz arasında bir fark var. Siz eksidesiniz. Bu eksinin finanse edilmesi lazım. Finanse etmek için yatırımcıya büyük ihtiyaç var. Yani Türkiye bugün, yani 8 sene Amerika'da yaşamış biri olarak söylüyorum, aslında gayet lüks yaşayan bir kitle de var. Neden lüks? İşte cep telefonu penetrasyonuna bakıyorsunuz. Evlerdeki telefon, hakikaten ciddi bir şekilde bir ithalat var Türkiye'ye. Biz ithal ikamesini oturtamıyoruz. Oturtmamız lazım, oturtamıyoruz. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Yani baktığınız zaman bugün hala Türkiye'de bir yabancı hayranlığı var. Büyük kurumlara gittiğinizde bunlar yurt dışından gelen bir mala
işte 100 bin dolar vermeye çok normal görürken yerli versiyonuna 20 bin dolar yeter. Yani daha fazla gerek yok algıları var. Bunların değişmesi şimdi lazım. Yerli malından bile dolarla bahsediyor olmak zaten büyük bir problem. O ayrı. Bizde işçilikle euroda geldi oluyor. Teklif olarak işçilik euro. Yani gördüğümde ben de şaşırıyorum. Ama Türkiye'de böyle bir şey var. Bunu geçemeyiz yani önüne. Fakat yani önüne geçemeyiz demeyeyim. Geçilebilir tabii ki. Ama yani sonuçta uzun yıllar gereken bir algı. Fakat yine de demek istediğim şu ki bizim önce kendimize güvenmemiz, yaptığımız işe güvenmemiz. Bazı alımları özellikle ithalatı yoğun olan sektörlerde yerliye doğru dönmesinin faydalarını görmeleri lazım. Bu olursa ve yavaş yavaş da olmuyor da değil, oluyor ama bu daha da güçlü olursa çok daha ileri gideriz. Orası kesin. Bugün bir işte Türk Hava Yolları büyük bir şirket sonuçta dünya devi olma yolunda hatta bence oralara çok yakın. Baktığınızda içindeki bütün malzemeleri, yedek parçaları, software'leri yerli yapma misyonuyla çalışıyorlar. Biz de iş adamları olarak buralara girip oradan bir iş yaratmak hem Türkiye'ye parayı çevirmek hem benim kendi sektörüm yerli yazılım sonuçta yani yerli yazılımla bunların ikamesini sağlamalıyız ki Türkiye biraz daha maddi olarak toparlasın. O zaman da daha fazla yabancı yatırımcıya daha az ihtiyaç kalacaktır diye düşünüyorum. Teşvikler vesaireler yeterli mi peki? Şimdi bazı özellikle yabancı yatırımcıyı çekmek üzere verilen teşvikleri işte yerlerin bazı bilabedel verilmiş olduğu yerler var. İşte vergisel bazı avantajlar sağlanıyor yabancıya vesaire. Buna ilişkin çok ciddi eleştiriler okuyorum. Yerliye aynı teşvikler sağlanmıyor. Dolayısıyla yerliye asıl bu sağlanıyor olsa çok daha büyük bir atılım yapılabilir gibi eleştirilere katılır mısınız? Ben açıkçası yani teşvik gayet yeterli var diye düşünüyorum. Hatta biz firmalar olarak kullanmıyoruz bile diye düşünüyorum açıkçası hepsini. Mesela neyi kullanmıyorsunuz? Yani mesela yurt dışı ihracat destekleri var. Şu anda COSCEP'ten olsun, TÜBİTAK'tan olsun, Ekonomi Sanayi Bakanlığı'ndan olsun. Hani bunları kullanmak için biraz bürokrasisi var doğru. Fakat devlet bu paraları veriyor. Hani bu paraları alıp kullanıp daha fazla ihracat, daha fazla katma değere, daha fazla ürün geliştirme, ARGE bunları yapmamız lazım. Biraz bizim Türkiye'deki KOBİ'lerimiz bu konuda bir tık geride kalıyor açıkçası. Anlıyorum da tabii yani biraz yani devletle çalışmak biraz daha proje gerektiriyor. Hani benim fikrim var deyip yatırımcı arayanlar vardır. Bir de iş planı yazıp yatırımcı arayanlar vardır. Hani KOBİ'lerin de biraz eğitilmesi lazım. Fakat ben devlet tarafında yeterli bir kaynağın ayrıldığını düşünüyorum. Önce bunu kullanıp bir değer yaratmalıyız. Bunu öğrenmeliyiz. Arkasından devamı gelir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi iş adamı belirli yani, riskleri. Yani bir şey söyleyeceğim pardon. Tabii. Yani şu ben çok karşıyım. Onunla bir altını çizmek isterim. Yani bir iş adamı hep şikayet etmemeli. Yani işte sürekli bizim işte devlet şunu da yapsın, devlet bunu da yapsın, vergi de olmasın, her o da olmasın. Her şey devletten beklememek lazım. Yani benim kendi adım, ben bir girişimciyim. Yani sonuçta ben öyle hiç vakit kaybetmedim. Ve eminim birçok iş insanı da yani gerçekten bir şeyler başarmış insanlar bu vakti kaybetmiyordur. Çıkıp yapmanız lazım. Yani böyle gidip de işte o olmuyor, bu olmuyor. Bu dünya toplumunda %95'in girdiği kurban rolüdür. Yani hep neden ben bunu yapamadım? Çünkü annem söyledi, babam işte etraf, arkadaş o kızdı, bu bilmem yapma dedi, yapmadım. Kurban rolü %95'tir ve bu genelde doğru toplumların çoğunluğu. Siz bana yanlış bir şikayet ediyorsunuz. Ben bir onu anlayayım. Yani ben sonuçta şunu diyorum. Yani bir şekilde sizin işte tamam devlet teşvik etse süper. Ama vermiyorsa da çıkıp gidip yapmanız lazım. Onu söylüyorum. Peki şimdi iş dünyasını işin prensip olarak akış açısından baktığımızda işte önce önündeki belirsizlikleri görecek. Daha sonra iş planını yapacak. Doğru. Neyi yapabileceğini, neyi kaldırabileceğini, neyi kaldıramayacağını, ne kadar süre içerisinde bütün bunları gerçekleştirebileceğini doğrusu bir iş planı oturtması doğru lazım. O iş planı içerisinde de benim dışarıdan gözlediğim en büyük kalem, en insanın kafasını meşgul eden kalem önünde öngöremediği belirsizlik olarak durmaya devam eden hikaye. Ne onlar şu anda? Şimdi şöyle, belirsizlik olarak Türkiye hakikaten bir belirsizlik ülkesi. Yani maalesef bunu kabul etmek lazım. Coğrafya dolayısıyla. Aynen, coğrafya dolayısıyla veya bizim ülkemizin insanların tarzı dolayısıyla. Bazı şeyleri bilmiyoruz, öğreniyoruz yavaş yavaş, sıkıntı yok. Fakat bunu bir kere kabul etmek lazım. Yani bu ülkede işte bir 2023 hedefleri dendiğinde bunca uzun yıl hedef konabilmesi bile bana müthiş bir şey gelmişti o dönemde. Çünkü biz, benim gençliğimde en azından, benim dedem falan çok eski bir sanayiciydi. 3 ay önünü gördüğü zaman mutlu olurdu.
Yani şimdi bunu birçok seyredenler şu anda takdir edecektir. Biz 2-3 ay önünü görüp mutlu olup çalışan iş insanlarından geliyoruz. Bugün baktığınızda işte bir bütçe yaptığınızda 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl iyi kötü bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani yapıyorsunuz ama yarın sabah kalktığınızda ne olacak belli değil. Doğru. İşte bunu aynen bunu bence denkleme koymak gerekiyor. Yani şimdi sonuçta iş insanı dediğinizde de hani yollarda virajlar olacaktır. Viraja gelip direksiyonu çevirmeyen insan uçurumdan uçar. Yani bir şekilde Türkiye'nin böyle bir yer olduğunu kabul edeceksiniz. Burası bir Fransa değil, İngiltere değil, Amerika değil. Bu şekilde bu şartlara göre kendinizi ayarlayarak öz kaynak kullanımlarını belli makul ölçülerde tutarak hani %100 finansmanla, krediyle iş yapmadan varlıklarınızı şirketin içinde maksimum ölçüde tutmayı gayret ederek hani bunları hep konuştuk, daha önceki programımızda da konuşmuştuk. Hani şirketten para çekip gayrimenkul alıp zenginleştim diyen bir toplum. Fakat şirketlerin de sermaye ihtiyacı var, ciddi sermaye ihtiyacı var. Böyle baktığınızda bunlar dönülmeyecek virajlar değil. Tabii ki belirsizlik ne var? Siyasi belirsizlik, jeopolitik belirsizlik. Yani sonuçta bir savaş şu anda ne olacağı belli olmayan Suriye'de bir operasyon var. İşte darbe oluyor. Bakıyor darbe girişimi var. Bugün diyorsunuz darbe girişimi okey. Fakat insanlarımız 3 gün sonra adapte oluyor. Yani böyle de bir toplumumuz var. Yani sonuçta şey de yok. Yani bugün bir yani tamam biz Amerika, İngiltere değiliz diyoruz ama bir yandan da böyle bir artımız var. Her şey dönmeye zaten devam ediyor. Zaten başka ülkede yaşayamam yani her koşula adapte olmak tabii, ne demek. Tabii aynen. Burada böyle bir adaptasyon olayımız var. Bunda iyiyiz. Şimdi biz bu şekilde benim bir gördüğüm fırsat ihracat. Net bir şekilde. Yani hem iş yapış etiği açısından hem işte direkt döviz bazlı gelir açısından hem ülkeye kattığınız katma değer açısından birçok anlamda baktığınızda ihracat son derece şimdi kritik. Şimdi o ihracat tabii ki çok kritik ama o ihracatın da pazarını bulmak çok önemli. Bu arada hani Türkiye'nin içinde bulunduğu belirsizlikler, yarın ne olacağını bilmiyoruz vesaire, hı hı, konuşmasının içerisinde ne olduğunu ben de anlıyorum. İzleyicilerimiz de anlıyor ama daha farklı belirsizliklerin oldu. İşte bir İngiltere değiliz, bir Fransa değiliz, hı hı, dediğimiz yere de benim bir rezervim var. İşte Avrupa Birliği içerisinde birdenbire bir gün kalkıp İngiltere ben bu işten çıkıyorum arkadaşım dediği diyor. Yerde hiç kendisiyle alakası olmadığı halde işte Fransa'sı da, İtalya'sı da, İspanya'sı da, Portekiz'de bu işten etkilenmek gibi bir durumla karşı karşıya kaldı. Ya da biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz ama biz de o dönem yaşanan finansal piyasadaki o girift ilişkilerin içerisinde, iç içe geçmiş ilişkilerin içerisinde biz de etkilendik bundan. Dolayısıyla hani sadece bu coğrafyaya has özellikler olduğunu düşünmek çok mümkün değil. Hı-hı. Son dönem dünya zaten fazlasıyla karışık. Hı-hı. Bu arada sadece coğrafya ve tarz mı? Kötü yönetimin belirsizlikle hiç mi rol yok demiş bir izleyicimiz. Doğru onu söylemiş. Da iletmek isterim. Tabii ki önemi var. Peki şimdi bundan sonra neler yapılacak? İşte teknoloji tarafı önemli, inovasyon tarafı önemli, Ar-Ge tarafı çok önemli. Hı hı. Bütün bunların eksiklikleri nerede? Şimdi bizim biraz dediğiniz gibi çok önemli. Teknoloji, inovasyon, dijitalleşme. Bunlar çok büyük trendler ve dünyada bangır bangır geliyor. Biz de dernek olarak elimizden geldiği kadar bu konulara dokunmak istiyoruz. En son Mayıs ayında İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa bir COBI inovasyon konferansı düzenledik. Yurt dışından konuşmacılar geldi. Bir çalıştaydı. Bir konferansta önümüzdeki sene Mayıs'ta planlanıyor. Burada amacımız hani bir şekilde COBI'lere, firmalara inovasyon nedir, nasıl yapılır? Hani aslında çok inovasyon deyince bazen aya bir şey göndermek gibi geliyor insanlar. Değil yani yaptığınız işi biraz daha farklı yapmak, biraz daha hızlı iş süreçlerini arttırmak da bir inovasyondur. Pazarlamada yaptığınız bir farklı duruş, farklı bir ürün konumlaması yine bir inovasyondur. Aynı ürünü başka pazara satmak da bir inovasyondur. Bunların hepsinin bir ismi var ve çok da zor işler değil. Sadece bizim umutla ve pozitif bir şekilde bu açılımlara bakmamız gerekiyor. Biz GİAD olarak bu konuda çalışıyoruz. Bir de yine 17 Kasım'da bu sene bizim biliyorsunuz GİAD'ın üyelerinin birçoğu büyük aile şirketleri, ikinci, üçüncü jenerasyon üyeler. Dolayısıyla onların yaşadığı bazı sıkıntılar, sorunları biz elimizden geldiği kadar konferanslarda işlemeye çalışıyoruz. Bu sene de 17 Kasım'da Çırağan'da gene bir aile şirketleri konferansı yapıyoruz. Sizinle bu aile şirketlerini daha önce konuşmuştuk. Geçen yılki konferansı. Nedir, ne değildir, evet, nasıl oluyor diye. Profesyonel damatlar alınıyor demiştiniz hatta. Evet. Sizi hiç unutmuyorum o tanımlamayı. Dolayısıyla hakikaten önemli bu. Aile şirketleriyle bu iş çok da gidecek gibi görünmüyor ama. Yok, çok da ileri gider. Sadece bizim bazı şeyleri öğrenmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi uzlaşı. Biz 1,5 senedir yaklaşık veya 1 sene diyelim biraz fazla uzlaşı kelimesinin sadece siyasi bir kelime olmadığını anlatmak istiyoruz.
toplumsal uzlaşı hareketi diye bir konu başlattık ve şunu da söyledik. Biz GİAD olarak buna çözüm getiremeyiz. Bu 25-30 yıllık bir algı yönetimi, bir süreç değişimi ve biz burada sadece bir farkındalık yaratma. Bugün de gene o farkındalık adına... Neye uzlaşamıyoruz mesela? Hiçbir şeye uzlaşamıyoruz. Yani bugün baktığınızda aile içindeki kavgaları düşünün. Miras kavgalarını düşünün. Apartman yönetiminde, apartman yönetiminde kavga olur mu Mine Hanım? Yani neyi paylaşamıyorsun ama onda kavgalar oluyor. İşte ne bileyim siyasette gördüğünüz kavgalar oluyor. Yani her tarafta bir kavga oluşuyor. Bizim şunu öğrenmemiz lazım. Ticarette bir lafımız vardır bizim. Siz işte 1.000 lira dersiniz, ben 1.100 derim. Gel ortada buluşalım deriz ve iş olur. Hı hı. Şimdi bunu fikir paylaşımında da yapmamız lazım. Yani bir fikri tartışırken sen onu dedin, gel ortada ulaşalım deyip yolumuza devam etmemiz lazım. Küslük, şeylikle biz sadece vakit kaybediyoruz. Aile şirketlerinde de bugün globale baktığınızda artık kurumsallaşmış, vakıflaşmış inanılmaz büyük aile şirketleri var. Türkiye'de bunun eksikliğini biz görüyoruz. Ve bu anlamda işte bu sene yapacağımız konferansta aile şirketlerinde uzlaşı ve aile içi girişimcilik. İki konudan oluşan bir konferans planladık. Nedir bu aile içi girişimcilik? Aile içi girişimcilik de şudur. Şimdi mesela baba şirket kurar. Genelde yapı öyle oluyor genelde. İşte çocuklar olur. Çocuklardan, genelde çocuklar genç, heyecanlı gelirler. Bir şeyler yapmak isterler. Baba işte. Da dur çocuğum. Baba da evladım dur der. Eski köye yeni adet getirme. Mesela bilmiyorum bu İngilizce'de var mı bu laf ama yani eski köye yeni adet getirme. O zaman köy gelişemiyor. Yani şimdi çocuk gelir bir şeyler yapmak ister. Bunun biz biraz daha kurumsal yapılması. Ne demek kurumsal? Bir babalara, büyüklere, aile büyüklerine ben buradan sesleneyim. Bir çocukların önünü açmanız lazım. Demiyorum ki koca şirketin direksiyonunu verin. Mesela ben fon diyorum ya koca şirketin direksiyonu verin. Siz yetiştirmişsiniz o çocuğu. Doğru düzgün yetiştirin. Sonra da o direksiyonu teslim edin. O ayrı bir konu. Kesinlikle, kesinlikle doğru da söylüyorsunuz. Fakat bunun daha da enteresan yöntemleri var. Mesela bir aile fonu kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki evladım bu fon veya bu departman, bu iş, neyse proje, bu senin, bir arts eksi senin ve o çocuğu o şekilde eğitiyorsunuz. Yani bu çocuk işte aile içi girişimci olarak inanılmaz büyük kaynaklar yaratabiliyor. İnanılmaz büyük işler çıkartabiliyor. Bir üyemiz var. Onların çok büyük internet tekstil, otomotiv, gıda işleri var. Mesela geçen gün konuşuyorduk. Babası çağırmış çocukları. Ben artık bütün her hepinizden yeni bir iş bekliyorum. Yeni bir şey bekliyorum. Ona göre hareket edin. Ve bütün çocuklar bir tanesi mesela bir tekstil markası oluşturdu. New York'ta cornerlarda satıyor. Yani bu fırsatı aile içinde vermemiz lazım. Yoksa ne oluyor? Çocuk gidiyor. İşte çok büyük zorluklarla kendi bir şey yapıyor. Ne aile kazanıyor, ne çocuk doğru düzgün kazanıyor, ne Türkiye kazanıyor. Bizim demek istediğimiz aile içi girişimcilik bu. Peki şimdi aile şirketleri tarafına baktığımızda benim özellikle gördüğüm hani yıllar boyu aynı işle uğraşıyorlar. Doğru. Şimdi bir işte uzmanlaşmak evet çok güzel bir şey. Hı-hı. O işte tekel olmak çok iyi bir şey. Evet. Aile adına söylüyorum tabii bunu. Yoksa tekel olması tüketicisi açısından çok kötü bir şey. Ama sonuç itibariyle işte o işin en kaliteli şekilde yapılmasını vesairesini onlar biliyor. Hı-hı. Fakat bir yerden sonra da hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Onu terk etmeyi de bilmek gerekiyor. Kesinlikle veya değiştirmeyi. Şimdi orada bizim mesela konuştuğumuz bir şey vardır. Formül denir mesela. Para kazanma formülü veya başarı formülü. Ne istiyorsanız her insan, benim görüşüm bu kişisel, her insan bir formül ezberliyor. Kimisi işte gayrimenkulde bir formül ezberliyor. Hep onu yaparak para kazanıyor. Kimisi otomatik, kimisi sanayi, kimisi başka bir şey. O formülleri kim değiştirecek? İşte gençler değiştirecek. O gençler gelecek, diyecek ki işte belki saçma gelecek. Baba işte telefon var, akıllı telefon. Buna ben bir tane app yapacağım. Şimdi düşünüyor musunuz? Yani bugün hani 60 yaşında bir adamın app yapacağım veya hele sanayiciyse, reel sektörse mümkün değil yani bunu kabul etmesi. İşte bunlar yeni formüller. Zaten app ne diye. Aynen app neden başlar o. Ya aynen öyle oradan başlar. Babacığım bütün dünya artık bir app ne derse iyice olay kopar. Dolayısıyla bence bu gençlere eğitim vermek, önünü açmak sonunda kritik. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz yine teşekkür ederiz. Katıldığınız için Serkan Sevim'le birlikteydik. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, genç iş dünyasının önündeki engelleri, neler yapılabileceğini bugün konuşmuş olduk Fokus'ta. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.